Takip et. Sakın gözden kaçırma. Ferhan hazır mı? Hazır hünkâr. Bizde müjdeli havadis var. Nedir? Fransızlar tiyatro temsilini kaldırmışlar. Elhamdülillah. Hünkâr, bütün İslam coğrafyasından teşekkürler geliyor. Liverpool İslam Teşkilatı minnetlerini bildiriyor. Hintli kardeşlerimiz sokaklara dökülmüşler. Peygamberine hakaret ettirmeyen halifelerine sıhhat ve afiyet diliyorlar. Mısır, Cezayir'de sokaklarda sevinç nümayişleri yapılıyor. Hünkâr, Allah sizden razı olsun. Biz bu dinin hizmetkarı olma şerefine erersek paşa, daha büyük ünvan aramayız. Önünü keselim paşam. Hayır, takibe devam et. Teslim ol Theodor Herzl. Kaldır ellerini. Yüzünü dön Theodor Herzl. Sen kimsin be adam? Herzl nerede? Ben sadece bir arabacıyım beyim. Söyleme lan bana. Herzl nerede? Bilmiyorum beyim. Ben sadece ekmeğinde bir adamım. Kim ne isterse onu yaparım. Al şunu. Ekmeğin için susacaksın. Muhtemelen bizi atlattı. Limana gitti lakin yetişemeyiz. Buyurun, buyurun. Düşünüyorum da Tahsin Paşa'm, Osmanlı kime kucak açtıysa nihayetinde bıçaklandı. Bay Zaharov, aldatılmak insanın malından da, canından da götürebilir. Lakin aldatmak kişinin bütün şahsiyetini alır götürür. Bunun telafisi de yoktur. Biz açığımızı bir şekilde kapatırız. Onlar düşünsün. Ama yine de üzülüyorum paşam. Bakın, ta Sultan Fatih'ten Beyazıt'a Osmanlı Yahudilere kucak açtı. Ama şimdi Viyana'daki torunları bile buraya kadar gelip huzuru bozmaya çalışıyor. Ben de bunu söylemeye geldim. Üzerinizdeki şüpheler dağıldı. Rahat olun demeye geldim.
Yoksa birini mi yakaladınız? Yok, henüz değil. Lakin sultanımız ikili bir tuzak kurdu. İki tane araba var. İkisinde de tuzak var. Lakin siz huzursuz olmayın. Burada olduğunuza göre suçlanmanızı gerektirecek bir durum yok. Çok sevindim. Hünkârımıza tekrar sadakatimi arz etmek isterim. İşlerini bir an önce halletsinler. Ziyaretinize geleceklerdir. İkinci araba, ikinci tuzak. Kızım, dolaşıp durma artık. Sakinleş biraz. Gel otur bakayım sen. Ya her şey ters giderse? Allah'ım sen koru ya Rabbim. Hatice'm, hiçbir şey olmayacak. Abim sağ salim kurtulacak. İyi de nasıl hala, nasıl? Kızım, babanı hastaneye götürürlerken arabanın önünü kesecekler. Eğer Murat Efendi'yi vermezlerse öldüreceğiz diyecekler. Tertip bu. Ya babamı öldürürler? Hanedandan birinin canını almak öyle kolay mı sanıyorsun? Ellerini dahi süremezler. Sen meraklanma. Arabacı. Arabacı. Birazdan yapacağımız iş çok tehlikeli. Hayat memat meselesi, anladın değil mi oğlum? Ama efendim ben arabacıyım. Her türlü iş bulurum. Hayat rütbemde bir oynama olmaz ki. Allah senin müstahakını versin. Oğlum ben sana devlet işi diyorum, sen bana arabacılık diyorsun. Senin hayal gücün, izanın bu kadar mı dangalak herif? Herzl'dan defteri burada alacaklar. Daha sonra bu bekleyen arabayla saraya götürecekler. Defteri burada alma ihtimalimiz yok. Çok tehlikeli. İşte tam Hiram'a göre bir iş. Ne oluyor burada? Hiram, bir gel gel. Hiram, bir defter meselesi var. O işi de halletmemiz icap ediyor. Paşa, bugüne kadar seninle iyi bir münasebetimiz vardı. Zannederim bundan sonra bu münasebet bozulacak. Ne yapıyorsun sen be? Saçma sapan konuşuyorsun. Koy şu silahı yerine, dangalak herif, koy. Herzl'ın elinden o defteri alamazsın, en azından ben buradayken. Hiram, gel. Arkasını kollamakla vazifeli olduğun Bay Herzl da geliyor. Baba? Sen misin? Senin ne işin var burada? Siz kimsiniz? Sultan Abdülhamit Han Hazretlerinin şehzadesi Burhanettin Efendi Theodor Herzl. Theodor Herzl? Babam sizi uğurlamaya gelemediği için çok üzgün. Onun yerine ben geldim. Selamını ve sözünü de getirdim size. Bundan sonra sığınağınız da, koruyucunuz da
Halife Abdülhamid'dir. İsrail bir kabustu sizin için. Bitti. Uyandınız. Geçmiş olsun. Defter nerede? Defter. Defteri derhal saraya götür. Gördün işte. Bay Herzl'ın işi bitti. Bizimse tek çaremiz Abdülhamid'e götürdükleri defteri ele geçirmek. Gidip alalım o zaman. Elbette. Arabacı. Babanız sizinle gelmek istemiyor. Onu korkutmuşsunuz. Babamın bir ailesi var. Hadi benimle gel. Sen Abdülhamid'in esiri olmuşsun. Dinine ihanet ediyorsun. Ben ibadetlerimi hür bir şekilde yapıyorum. Abdülhamid her zaman bana çok nazik davranıyor. Oğlum, sana söylenenleri yaparsan iyi edersin. İsrail'in kurulduğu gün o ülkenin lanetlilerinden olacaksın baba. Hala İsrail rüyası mı görüyorsunuz? Nerede olacak bu İsrail? Filistin'de, Kudüs'te. Burası Osmanlı. Burası İslam. Burası mutlak galip olan Allah'ın zafer vaat ettiği sadıkların diyarı. Bu topraklarda sizin Siyonist emellerinizi yerle bir edecek bir güç var. Bay Herzl, Yahudilere dünyayı zindan etmeye hakkınız yok. Eğer Filistin'e girilecek olursa bir kan çağının kapıları açılmış olur. Ve Müslümanlar ölümden korkmuyorlar. Şimdi gitmekle serbestsiniz. Lakin sultanımızın emirlerine mahkumsunuz. Hadi. Pederim ah. Beni bunca sevdiğini bilseydim. Sana o şakaları yapar mıydım hiç? Bir şey mi dediniz? Peder beyim. Diğer vazife tehlikeli olduğu için ona kendisi gitti de. Arabanın içinden Sultan Murat'ın çıkacağından emin misiniz efendim? Ne oldu? Yoksa korktun mu? Yoksa veli nimetin Sultan Murat Efendi'nin tahta çıkmasını istemez misin? Yoksa tahta çıkan Sultan Murat'ın senin gibi onu kurtaran bir adamı paşa yapmasını istemez misin? İsterim tabii. İstemez miyim? O vakit ben arabaya gittiğimde arkamda dur. Çok da konuşma. Sen burada kal paşa. Bu tuzak olabilir. Benim canım önemli değildir. Ben böyle namluya kafayı çok uzattım. Ver defteri. Ver canını kurtar. Hızlı gidin canınızı kurtarın. Bu tuzak değilmiş paşa. İyi. Aferin İram. Aferin. Tuzak. Sebahattin. Sebahattin'e tuzak kurmuşlar. Arabacı! 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 Tarihe hatıra olarak bıraktığım bu satırları payitahttan yazıyorum. Osmanlı misafirperverliği harika.
Beni çok iyi karşıladılar. Bazı paşalarla görüşme imkanım oldu. Hatta Sultan Abdülhamit'in beni kabul edeceğini duydum. Lakin henüz değil. O zarif sultanla tanışmayı çok istiyorum. Şimdi Hiram Efendi. Şimdi kıyametin başlıyor. Oğlum ne yapıyorsun lan sen? Adam namlunun ucundaydı. Öyle lüzumluydu Ömer. İşte atma lan lüzumuna. Emir neyse o. Ben sorgulamam Ömer. İtaat ederim. Kimin emri lan bu? Ha? Adam senin yüzünden kaçtı. Sultan İran öldürmeyin mi dedi? Aynen öyle dedi. Kardeş. Bana vurman acımam. Ama anlamam da. Hünkârımızın emrine mi kızarsın diye. Neden Osman? Neden? Bu herifin Vatikan'da ne konuştuğunu anlamamışlar da ondan. Sür arabacı sür. Daha hızlı sür. Yetişmemiz lazım. Sebahattin'in kellesi gidecek. Sür. Ben Theodor Herzl. Bu dünyaya Kızıl Sultan'a köle olmak için gelmedim. Sana yenilmeyeceğim Abdülhamid. İlk limanda iniyorum ve babamı almak için geri dönüyorum. Raylarını döşediğin trene tabutunu koyup seni ebediyen Hicaz'a süreceğim Abdülhamid. Arabacı, sakın hareket etme. Eğer yanlış bir şey yaparsan seni de Sultan Murat'ı da öldürürüz. Yeğenin seni kurtarmaya geldi dayıcığım. Korkma, ölmeyeceksin. Evladım, Sebahattin'i yakaladılar. Biraderim. Veliaht şehzadeydiniz. Tahtta amcam Abdülaziz vardı. Bir gece garip bir adam sizi Dolmabahçe'den götürüyordu. Meraklandım, takip ettim. Sizi Kadıköy'ünde esrarengiz bir binaya götürdü. Mason geleneklerine uyup locaya üye oldunuz. İşte o vakitten itibaren hep dua ettim. Amcam Abdülaziz tahttan inmesin, o taht size nasip olmasın diye hep dua ettim. Lakin amcamı bir darbeyle tahttan indirip öldürdüler. Yerine siz geçtiniz. Amcamı öldürenlerin sizi de öldüreceğini düşünüp korktunuz. O kadar korktunuz ki akıl sağlığınızı yitirdiniz. Ve taht
bana nasip oldu. Ben tahta geçtikten itibaren düşmanlarımız beni hep sizinle tehdit ettiler. Size bir zarar gelsin istemedim hiçbir zaman. Lakin siz var oldukça düşmanlarımız hep sizden medet umdular. Beni amcam gibi tahttan indirip öldüreceklerdi. Yerime siz geçecektiniz ve devletimizi bitireceklerdi. Ben bunlara tevessül etmedim. Ettiniz. Ali Suavi'nin sizi kaçırma işinden haberiniz vardı. Mahmut Paşa'nın ve kardeşim Senia'nın yıllar önce sizi kaçırıp tahta geçirme heveslerinden haberiniz vardı. Ama o hadiseden sonra senin merhametini görüp hem Mahmut Paşa'yı hem de Seniha'yı affedişinden sonra asla istemem. Kalbinizi bilemem. Düşman da bunu bilemez. Şu an zor zamanlardan geçiyoruz. Sizin varlığınız düşmana her zaman cesaret ve ümit verdi. 25 yıl boyunca beni tahttan indirip yerime sizi geçirmek için hamleler yaptılar. Hala da yaparlar. Şimdi sizden bir isteğim var. Eğer siz hala aynı Muratsanız, zalimlerin ümidini bitirmek için kafanıza sıkın. Yok bu devletin, bu milletin padişahı olacaksanız, İslam'ın halifesi olacaksanız, masonlarla bağınızı kestiyseniz, zalimlere set, mazlumlara nefes olacaksanız, bu ikilik bitsin, beni vurun. Sultanlığı ben değil. Sen hak ediyorsun biraderim. Can parçam. Biraderim, ağabeyim. Seni hep çok sevdim. Lakin devletimi her şeyden daha çok sevdim. Şimdi ıskalayan bu kurşun bu vakitten sonra ihanet kokusunu alırsa bir daha ıskalamaz. Elini ver. Sen Osmanlı tahtının ve dahi Hicaz'ın, Balkan topraklarının, Irak'ın, Suriye'nin, Cebeli Lübnan'ın ve dahi tüm İslam aleminin halifesi ve sultanısın. Sultanıma biat ediyorum. Sen benim de sultanımsın. İşte şimdi sultan oldum. Sana her şeyi anlatacağım. Sabahattin'i yakaladılar ve ben hiçbir şey yapamıyorum. Silahınızı indirin. Çaresizim. Yolu açın. Evladımı götürüyorlar. Affet beni evladım. Peşinden gidemedim. Affet beni. Sabahattin. Ula. Bu Sabahattin şimdi benim ismimi vermesin. Dur bir hamle yapalım. Bu işi düze çıkaralım. Şimdi ne yapacağız? Söyle Sabahattin. Ne yapacağız? Şehzadem.
Viyana'ya dönersem ömür boyu esir kalırım. Herkes Herzl'ın gittiğini sansın bakalım. Sultanım, beni kandırıp tahta çıkarma vaadinde bulundular. Lakin yemin ederim ki amcamız Abdülaziz'i öldüreceklerini bilmezdim. Tahta çıkmadan önce onlara bazı sözler verdim. Ne sözü? Devlet ile alakalı sözler. Ve sen, bana yapmamam gerektiğini söyledikleri ne varsa hepsini sen yaptın. Saltanatının ilk senelerinde devleti hainlerden temizledin. Mektepler açtın, orduyu yeniledin, hilafetin gerçek sahibi oldun. Devleti dinin esaslarınca idare ettin. Bu onları huzursuz etti. Çünkü biliyorlardı ki seninle başa çıkamayacaklar. Biliyorlardı ki sende deden Fatih'in aklı, Yavuz Selim Han'ın cesareti ve Kanuni Sultan Süleyman'ın adaleti vardı. Ve sen en büyük hamleni yapana kadar beklediler. Neymiş onların sabrını tüketen? Demir yolu. Her şeye sen ölene kadar tahammül ederlerdi. Ama İslam coğrafyasını bir demir yolu ile birbirine bağlamana asla tahammül edemezlerdi. Çünkü demir yolu onların işgalini zorlaştıracaktı. Belki de imkansız kılacaktı. Sen yılan kuyusuna çomak soktun. Demir yolu hamlen savaşı başlattı. Üstüne hilafet kuvvetiyle İngilizlere Hindistan'da büyük darbe vurdun. Artık seni öldürmekten başka çareleri kalmamıştı. Başaramadılar. Başaramayınca da seni içten yıkmak istediler. Borsa'da hamle yaptılar. Beceremediler. Ardından Ermenileri kışkırttılar. Rezil oldular. Her şey ayaklarına dolandı. Onlara tek çare bıraktın. Artık yapacakları bir tek şey vardı. Onların içinde olduğum için biliyorum. Biraderim, Osmanlı'ya gerçek bir harp cephesi açacaklar. Savaş ilan edecekler. Herzl, sen ne arıyorsun burada? Seni almaya geldim. Burada kalmalıyız. Abdülhamit var oldukça burada hava bile alamayız. O yüzden ben Viyana'ya gidiyorum. Bence sen de dönmelisin. Ben Abdülhamit'in esiri oldum. Payitahttan ayrılamıyorum sana. İyi ya işte. Kölesi de olmak istemiyorsan kaçmalısın hemen. Eğer kendi sırlarınla teslim olduysan hiçbir yere kaçamıyorsun. Aklını mı kaçırdın Herzl? Senin payitahta ne sırların olabilir ki? Babam, Abdülhamit'in elinde. Baban? Baban yaşıyor mu? Sultan kaçırmış. Kim bilir ne işkenceler etmişlerdir. Babamı almadan hiçbir yere gidemem Sara. Senin vazgeçemediğin sırların mı, baban mı? Herkesin ayıpları, günahları, zavallılıkları vardır. Bunları saklayabilirsen büyük olursun. Ama saklayamazsan o zaman yok olursun. Anlaşılan senin sırların babanda, baban da Abdülhamit'in avucunda. Abdülhamit onun için çalışmamı istiyor. Ona evet demek zorunda kaldım. Ama hayatım boyunca ona kölelik yapacak değilim. Bence Viyana'ya dönmelisin.
Onunla burada savaşamazsın. Yazık olur. Hayır. Parvus'un teklifini kabul ediyorum. Ona teslim oluyorum. Bana önerdiği parayı ve gücü kabul ediyorum. Tamam. Onun zırhının altında, onun kılıcıyla dikileceğim Abdülhamit'in karşısına. Bu teslimiyet umut verici fakat sözünün itimadı yok. Bugüne kadar yaptıkların ortada. Ben öyle bir ateşim ki karşıma çıkacak ordunun içinde babam dahi olsa yakıp geçeceğim Sara. Karşımda durma, yanımda ol. Yakalanmaktan korkmuyor musun? O beni Viyana'da sanıyor. O kim? İngilizler bize cephe açamaz. Neden? Çünkü bilirler ki karşımıza çıkarlarsa Hindistan'ı, Mısır'ı, Müslüman sömürgeleri ellerinde tutamazlar. Hilafetin tehlikeye girdiğini gören Müslümanlar ayaklanır. O halde maşa kullanacaklar. Biraderim. Ben savaşa giriyorum. Bana bir söz ver. Mağlup olursak, ölürsek, taht sana nasip olursa, bu devleti atan Osman Gazi gibi, Fatih gibi idare edeceksin. Adaletten, milletin menfaatinden, devletin bekasından şaşmayacaksın. Tahta hevesim yoktur. Lakin gün gelir de taht nasip olursa söz veriyorum. Senin yolundan şaşmayacağım. Eyvallah. Sen de bana söz ver. Ne için? Beni kaçırmaya çalışan kızım Hatice'ye yaptıkları için ceza verme. O kendince doğru bildiğini yaptı. Eğer sen de aynı vaziyette olsaydın, senin kızların da aynısını yapardı. Müşteri olun, biraderim. Nereye? Birlik olmaya, güçlenmeye, bir olmaya, diri olmaya. Eğer düşman saldıracaksa, karşısında yıkılmaz bir kale bulacak. Başım dönüyor seni ya. Başım dönüyor, bayılacağım. Yardım et. Yardım et. Allah aşkına Mahmut, yine ne oluyor sana böyle? Ah, ah, bayılacağım. Vallahi billahi bayılacağım. Otur şöyle, otur. Ah. Yani koskoca adamsın, aynı zamanda bir de paşasın. Hiç yakışıyor mu sana böyle ayılıp bayılmalar, çıt kırıldın beyzadeler gibi? Seniha'm. Anlat, ne oldu? Mevzu bahis, ben olsam 1000 tane kılıç darbesi de yesem, kafama yağmur gibi mermiler de yağsa, teferruat der geçer giderim. Lakin mevzu bahis Sebahattin. Evladımızı, çocuğumuzu Sebahattin'e ele geçirdiler Seniha. Ne diyorsun sen Mahmut? Lafı eveleyip geveleme, direkt söyle ne söyleyeceksen. Ne oldu Sebahattin'e? Seniha, her şey birer tertipmiş. Abdülhamit bize tuzak kurmuş. Ne? Sebahattin'i ele geçirdiler. Bittik biz. Artık her şey bitti. Hepimiz bittik Seniha. Mahmut, nasıl alırlar? Ne yapacağız biz şimdi, söylesene. Tek çare saraya gideceğiz. Gerekirse suçu ben üzerime alacağım. Diyeceğim ki Sebahattin'in bir suçu yok. Her şeye Sebahattin'i ben zorladım diyeceğim. O zalim ağabeyin, Abdülhamit'in karşısına çıkacağım. Diyeceğim ki ey zalim Abdülhamit, sen millete gün yüzü göstermedin.
Millet hürriyet istedi. Lakin sen onları susturdun. Millet batılı, medeni bir hayat istedi. Lakin sen onların başına evlerini Moğollar gibi yıktın diyeceğim. Ey zalim Abdülhamit, işte ben karşına dikildim diyeceğim. Çırpındım, çabaladım, yeri geldi yalvardım. Lakin yapamadım. Ey zalim hünkâr, şimdi al benim kellemi, ver oğlum Sebahattin'i diyeceğim. Yeter Mahmut, yeter. Kes bu yalanı dolanı artık, bıktım, yeter. Bu hürriyet zırvalarınla evladımın başını yedin, yetmedi mi? Yeter. Yalan. Hepsi yalan Seniha'm. Bu devlet ülküsü yalandı. Bu aile yalandı. Bu garp fikri. Bu aşk da yalandı Seniha'm. Arkanı dönüp ağabeyin Abdülhamit'e gidip hepsi büyük bir yalanmış diyebilirsin. Lakin kendini kurtaramazsın Seniha. Bu enkazın altında ben de kalırım, sen de kalırsın, evladımız Sebahattin de kalır. Bunu da bil. Şehzadem, vaziyeti anlatayım sana. Murat'layım. Babama Hatice Sultan'ın saraydan kaçtığını söyleyecekken sen beni vazgeçirdin Sebahattin. Ben Mehmet Paşa'ydım. Sonra ben işin peşini bırakmadım. Anladım ki bu tertibin arkasında babam var. Padişah dayım şehzadesini gönderdi ha? Hayır Sebahattin. Babam buraya bir bölük asker yolladı. Ne? Nereye götürecekler beni? Sen öldür beni. Hürriyet benim kalbimdir. Sürgün ve zindan onu çürütür kardeşim. Öldür beni kardeşim. Öldür beni. Arabacı şehzadesine sadıktır Sebahattin. Şehzadem. Kardeşim benim. Peki. Şimdi ne yapacağız? Saraya elim boş dönemem. Bir kurban vereceğiz. Seç kurbanını Sebahattin. Evet. Söylemeyecek misin? Parvus'la konuştum. Senin milletinin bütün insani ve medeni taleplerini karşılayacak. Para? Benim milletim paradır. Para. Para çoktan yola çıkmış. Birazdan kapıyı çalar. Lord Conrad, Londra'dan geldi. Şahsiyeti etkileyici, ilişkileri muazzam. Biraz titiz, biraz da cins. Lord Conrad, sizinle tanışmak ne büyük bir mutluluk. Ben Theodor Herzl. Tokalaşmak için acele etmeyelim. Birbirimize zaman verelim Bay Herzl. Dost mu olacağız, düşmanlık mı edeceğiz? Yoksa birbirimize kayıtsız mı kalacağız? Zamanla anlarız. Sizin payitahta gelmeniz bana büyük bir sevinç ve umut verdi Bay Conrad. Buyurun.
Sarahede'ye. Siz hangi şehirde olursanız olun, o şehir medenileşir, güzelleşir. Evet, Parvus Efendi istediğiniz paranın sizin adınıza aktarılması emrini vermiştir. Şimdi birlikte hareket edebilmemiz için planlarınızı söyler misiniz? Banka kuracağım, Yahudiler için. Parvus Efendi bu bankanın ortağı olmak isteyecek mi olacaktır? Pek güzel. Öncelikle bir fon kuracağım. Bu fon Filistin'de toprak satın almaya başlayacak. Bunu duyan her Yahudi bankama para yatırmak isteyecektir. Gayet makul. Filistin'den toprak alma fikri ilginç. Fakat nasıl olacak merak ettim. Anlatırım. Ama önce yeni ortağımıza bir şeyler ikram edelim. Hekimim dışarıda asla bir şey yiyip içme dedi. Öyle mi? Geçmiş olsun. Rahatsızlığınız nedir? Titizlik, Bay Herzl. Titizlik.